Oo, Cem Bey. Günaydın. Hoş geldin. Ama işte beni götürmeye geldiysen boşuna zahmet etme. Annemle yaşıyorum artık. Hatta vaktin varsa gel sana bir kahve ikram edelim de manzara gör. Şirketinin sana verdiği o daireye 10 basar. Bir araba bütün geçmişi silip atmana 70 demek. Her kısmı örfü basmış parayı. Yaşadıklarımızı unutturmuş sana. Senelerce kabus gördüm. Hala o gün... Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Konuşmak istemiyorsun değil mi? O günü sana hatırlatmama bile tahammülün yok. Yalnız dikkatli kullan. Sana bir şey olursa ben kahrolurum. Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ediyorsun Cem. Ama oldu. Sen inkar etsen de çok şey oldu. Cem. Evet, Cem. Artık Cem'sin benim için. Peki, öyle olsun. Ama sen her şeye rağmen benim kardeşimsin Arda. Ve öyle kalacaksın. Bir daha yüzünü görmeyecek olsan bile. Ben seni görmek istiyor muyum sanıyorsun? He? Asıl ben görmek istemiyorum seni. 6 yaşındaydım ben, 6! Şimdi çıkıyoruz. Yarım saate geliriz. Hadi gidelim. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Hadi gidelim. Anne kemerini taksana sen de. Ne oldu? Bana anne demen o kadar hoşuma gidiyor ki. Anne. Annem. Oğlum, canım oğlum benim. Keşke Cem de senin kadar anlayışlı olsa. Ne demek annesini? Arda Berksin seçemez. Onun ailesi biziz. Git al hemen. Hayır. Cem. Arda 24 yaşında lan. Canı ne isterse yapar. Bunun yaşla ne alakası var? İnanamıyorum sana Cem. Kardeşinden vazgeçiyorsun. Babanın kemiklerini sızlatacaksın. Aa, anladım. Çok iyi anladım. Sen de o kadına gitmek istiyorsun. Ne? Git oğlum, git. Sen de git. Sizi bu boya getiren halayı boş ver. Sizi yetiştirmek için kendi hayatından vazgeçen halanın ne değeri var ki? Sen de anne diye Berks'in boynuna... Sakın! Sakın o cümleyi tamamlama hala, sakın. Bir daha bana böyle bir şey sakın söyleme. İkimiz için de iyi olmaz. Ben de bundan korkuyordum. Bu zibidilerle arkadaş olursa olacağı bu. Ama sakın hemen affetme. Al altından arabasını, bir sürü arabasız kalsın. Arda'nın yeni bir arabası var abi. Yeni bir evi var. Hatta bir annesi bile var. Ne demek şimdi? O görüştüğü kadın. Annesiymiş. Ne? Hanımefendi Sidney'den geri dönmüş. Anneniz dönmüş mü? Belkıs, Ekber abi. Annem falan değil. Bir ay önce Murphy diye birinden mail aldım. Bizim müşterilerden biri sandım, açtım. Cem, ben annen. Hiç. Sildim. Sonra da engelledim. Nasıl? Okumadın mı? Okudum. Geçmişi unutalım oğlum. Bilmem ne. 15 yıl ses soluk çıkmamış. Öldü mü kaldı mı bilen yok. Hanımefendi bir anda ortaya çıkıyor. Vay arkadaş. Vay arkadaş. O zaman bu Arda'ya da mail yazmıştır. Yazmış belli ki.
Çocuğun aklını çelmiş işte. 300.000 dolarlık araba çekmiş altına. Sen de diyorsun ya, al altından arabasını diye. Benim ona aldığım arabanın anahtarını kafama attı zaten. Allah Allah. Ya Belkis Hanım nereden bulmuş bu kadar parayı? Sizi bırakıp gittiğinde 5 kuruş yoktu. 52 bir zengini daha kafalamış. Soyadı Murphy olduğuna göre. Araştırmadın mı? Kadını silmiş mi abi ben defterden? Niye araştırayım? Oğlum Arda'dan bir şey anlatmadı? Yani bana da mail yazdı falan. Tek kelime etmedi. Abine bahsetme demiştir o. Yani tamam da... Ne de olsa... Ne? Ne de olsa ne abi? Anneniz be oğlum. Abi ne diyorsun ya? Cem, insanların içini bilemezsin. Ne bileyim, yalnız kalmıştır. Gurbetten sıkıldı. Hatta belki pişman oldu. Hı? Anneniz yani sonuçta. Hiçbir şey bilmiyorsun Ekber abi. Lütfen devam etme. Kalbini kırmak istemiyorum lütfen. Cem ben senin babanın şoförüydüm. Çok sırrınız var. Bilmiyorsun abi. Hiçbir şey bilmiyorsun. Biliyorum oğlum. Bazı şeyleri bildiğimi sen de biliyorsun. Senin bildiklerini herkes biliyor zaten. Neyi bilmiyorum o zaman? Ha? Söylesene oğlum. Neyi bilmiyorum? Alo.